Gaziantep'te gece saatlerinde yüzlerce aracın lastiği bir şahıs tarafından bıçaklandı. Şahsın araç lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansırken sabah uyanan araç sahipleri karşılaştıkları manzara sonrası şok yaşadıklarını söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sabah işe kalktım, işe girmek için. Hava soğuk. Normalde biz arabada geliyoruz. Topla bir arabamız var. Kalktık arabaya bindik. Dört tekerli araba batlanmış. Sağa sola baktık. Bütün komşular, 5-6 tane komşumuz var. Aynı bu şekilde ısrar ediyorlar yani. Araba tekerleri batlamış. Şikayet ettik. Polis de geldi baktı. Bir 7-8 tane bizim üniversitenin orada oturuyor. Bir 7-8 tane böyle bark duruyorlar ya. Şurada bir 8 tane böyle araba tekerler 4 tekerli bir de batlamış. Bir de arabalar üstüne bıçaktan böyle çizik etmişler. Sabah kalktığımızda araçlarımızı bu şekilde bulduk. Çok rahatsız olduk aslında ama bölgede çok fazla araç olduğunu söylüyorlar bu şekilde. Kimin yaptığı hakkında bir fikrimiz yok. Suçluların bulunmasını istiyoruz. Gereken cezayı alması gerekli. Çünkü çok fazla insanı mağdur ettiler bu şekilde. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Tamamı bıçak saplanmış. Hepsi genelde önlü arkalı. Benim bir aracımda mesela iki araç arka lastiklerini patlatmışlar. Ama aynı sırada tüm araçlar şu anda aynı şekilde. Yani bilmiyoruz yani o kişinin neye sinirlenmiş artık, insanların hepsine mi sinirli, devlete mi sinirli bilmiyoruz. Yani kişisel olmadığı için muhtemelen daha farklı bir şey var ya da madde bağımlısı mı, hiçbir fikrimiz yok şu anda. Aşağı indiğimde aracımın bıçaklandığını gördüm, lastiklerin. Sonra baktım bütün araçlarım var, 8-10 araç. İşte şikayetçiyiz kendinden kimse yani. Ama sonradan duyduk, emniyete aradım, ben şikayetçi oldum. Sonradan da polislere geldiler, baktık 100'e yakın araç bu şekilde, araç sokaklardakiler bile bıçaklanmış yani. Gördüğümde önce ben patlamış zannettim. Sonra baktım ikisi birden, dedim contaları üzerinde, hani havası mı indirilmiş falan zannettim. Baktım contalar da üzerinde olduğu için dedim buna herhalde bıçak vurur. Diğer araçları da görünce mutlaka buna bir bıçak vurmuşlar dedim. Sigorta karşılayacaksa faturası yani.